koca. Allah kahretsin, ne yaptın sen? Hasan'ı vuracaktı. Hasan'ı vuracaktı. Hasan. Hasan. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Hasan. Hasan. Niye uyanmıyor o zaman? Bilmiyorum. Hasan aç gözünü. Bilmiyorum ama yaşıyor. Hasan aç gözünü. Hasan uyan. Akça. Ölmüş. Buradan gitmemiz lazım hemen. Bunun arkası olabilir, arkadaşları gelebilir. Burada güvende değiliz. Hadi Akça, çabuk. Allah kahretsin. Hadi hadi, buradan gitmemiz lazım hemen, hadi. Hadi Hasan, Hasan kendine gel Hasan. Hasan, Hasan, hadi kendine gel Hasan. Hasan. Ali Kemal, ben ne yaptım? Ama Hasan'ı öldürecekti. Ben onu vurmasaydım Hasan'ı vuracaktı. Duydun işte. Kardeşimi vurdu dedi. Kim bilir nasıl belaya bulaştı. Adam öldü mü kaldı mı onu bile bilmiyoruz. Belki de Hasan katil oldu. Ah Akça, ah, sana 50 kere söyledim. Şu adamdan uzak dur dedim ama dinlemedin. Sonunda oldu. Sonunda yaptı yapacağını. Bak, Hasan yüzünden katil oldun. Şimdi ne Efe'yi görebileceksin ne de Hasan'ı. Hapishane köşelerinde çürüyecek bütün ömrün. İyi mi oldu? Ali Kemal, bana yardım et. Ne olur yardım et bana. Ne olur yardım et bana lütfen. Yüzüme kapattı. Hasan abi normalde böyle bir şey yapar mı? Yok, yapmaz. Kesin bir şey geldi başına ha. Allah Allah. Şimdi de ulaşılamıyor. Toparlanman lazım. Şimdi doktorlar anlayacak. Sakin ol biraz.
Hasan içeride yaşayacak mı, ölecek mi onu bile bilmiyorum. Kes sesini artık. Nasıl sakin olayım ben? Kötülere bir şey olmaz, merak etme. Ne oldu? İyi, merak etmeyin. Birazdan kendine gelmeye başlar. Peki niye şimdiye kadar kendine gelmedi? Yüksek dozda sakinleştirici vermişler. Ya da uyuşturucu madde almış. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Niye bizim başımıza geliyor bütün bunlar? Hasan, ben birini öldürdüm. Seni korumak için birini öldürdüm ben. Hoca, bir bakar mısın? Kendine gel. Git elini yüzünü yıka. Makyaj mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kendini toparla. Hasan uyanmak üzere. Her şeyi anlayacak. Hadi. Ali Kemal Bey. Ne yaptınız, hallettiniz mi? Hallettik efendim. Güvenlik kamera kayıtlarını da aldık. Kendine gel. Hasan uyanacak neredeyse. Silahı ne yaptınız? Silah güvende efendim. Bu da telefon. Orada unutulmuş. Hasan'ın baba. Evet. Arabası da kapının önünde duruyor efendim. Tamam, sağ ol. Gidebilirsin sen. Peki efendim. Her şey konuştuğumuz gibi. Sakın unutma. Alo. Allah'ın kulu yok mu? Ne yaptınız lan bana? Aa! Aa! Ne oldu lan bana? Ben depodaydım en son. Kafama mı vurdular benim orada? Senin ne işin var burada? Ben anlatırım sana her şeye çıkınca. Hadi bir çıkalım buradan. Gidelim. Gidelim, gidelim. Ben hala hayal mi gerçek mi anlamadım ha. Anlatacağım ben. Hoppa. İçirdiler lan bana. Aç bakayım. Kızım ne oldu bana ya? Nasıl geldik biz buraya, anlatsana. Anlatacağım Hasan. Anlat işte. Tamam, anlatırım arabada. Anahtarı versin. Ben kullanırım. Ben kullanırım ya, ver.
Ali Kemal Bey, bu oyunu neden yaptınız? Oğlum almadan hiçbir yere gitmem. Efe benim oğlum. Efe senin oğlun falan değil. Annesi benim, babası da Hasan. Çok yakında alacağız oğlumuzu senden. Bunu alırsan iyi olur. Bu Hasan devamlı babasını sorup duruyor. Yok ne zaman öldü, yok mezarı nerede? Nedir ne değildir annesine devamlı bunları soruyor. Arkadaşlarıyla da araştırmışlar ama bulamamışlar. Hadi anneciğim evimize gidelim. Benim öyle bir evim yok artık. Sen gittin. Sen Hasan'ı, Efe'yi diri diri yakıyordun. Efe'nin ölümüne sebep oluyordun az kalsın sen. Sayılma bana. Sen de kötü birimsin baba. Bizi yakmak istedin. Ama Hasan söylemişti. Elindekileri alacağım demişti. Galiba başarıyor. Her şeyi Hasan'a bırakmış. Bu kadar mı kolay vazgeçti bizden anne? Kalbinde hiç yerimiz kalmadı mı? Hasan bizim abimiz falan değil. Hasan bundan böyle bizim düşmanımız abi. Sakin ol oğlum. Hasan'ı bana bırak. Hasan kendine gel Hasan. Akça hadi çabuk. Seninle bir anlaşma yapmamız lazım. Eğer o adam bizden tek bir şey de almaya kalkarsa... ...beni kimse durduramaz. O zaman bu hikayenin kötüsü ben olurum.